Galatasaray'dan transferde dev hamle. Okan Buruk'un teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından ilk olarak Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan Galatasaray, orta sahayı yıldız bir isimle güçlendirmek için harekete geçti. Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Sarı Kırmızılı ekibin, Real Madrid'le sözleşmesi sona eren İspanyol futbolcu Isco ile yakından ilgilendiği iddia edildi. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Galatasaray, sözleşmesi biten ve Real Madrid'den ayrılacak olan Isco ile yakından ilgileniyor. Ayrıca geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Sarı Kırmızılı ekibin yeniden şampiyonluk mücadelesi içerisinde yer almak istediği ve tecrübeli yıldızın teknik direktör Okan Buruk'un planlarının önemli bir parçası olabileceği belirtiliyor. Isco'nun henüz gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği belirsizliğini koruyor, ancak tecrübeli orta sahanın birçok talibi bulunuyor. İspanyol ekipleri Real Betis ve Sevilla futbolcu ile ilgilenirken iki takımın teknik direktörleri Manuel Pellegrini ve Julen futbolcuyu kadrolarında görmek istiyorlar. Manuel Pellegrini oyuncunun özelliklerinin takımının sistemine ve felsefesine mükemmel bir şekilde uyum sağlayacağını düşünürken Julen Lopetegui ise Isco'yu İspanya milli takımından yakından tanıyor. Galatasaray ve La Liga takımlarının dışında Roma'nın da İspanyol futbolcuyu takipte olduğu aktarıldı. Ancak İtalya basını kısa bir süre önce Isco'nun Galatasaray ile anlaşmak için İstanbul'a geldiğini öne sürdü. Galatasaray taraftarları şimdiden Isco transferi için gün saymaya başladı. İspanya'dan Ivan Alejo iddiası. Galatasaray'ın bir süredir transfer gündeminde olduğu belirtilen Kadiz'den Ivan Alejo için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Teknik direktörlüğe Okan Buruk'u getiren ve transferde harekete geçen Galatasaray için sürpriz bir iddia gündemde. Sarı Kırmızıların Kadiz'den Ivan Alejo için temaslarda bulunduğu belirtildi. İspanyol basınından La Voz Digital'ın haberine göre Galatasaray birkaç sezondur Ivan Alejo'nun gelişimini yakından takip ediyor. Ve sezonun sona ermesiyle birlikte bir kez daha Kadiz'in kapısı çalındı. Geride bıraktığımız sezonda Kadiz formasıyla toplam 24 maça çıkan 27 yaşındaki sağ açık 2 gol 4 asistlik skor katkısı sağladı. Ancak kiralık olarak oynadığı Adana Demirspor'dan takımına geri dönen Yunus Akgün sonrası bu oyuncunun oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Galatasaray'dan William Carvalho atağı. Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan William Carvalho için transfer teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevi için Okan Buruk'la anlaşma sağlayan Galatasaray transferde atağa geçti. Sarı Kırmızılar, Abdülkerim Bardakçı'nın imzasının ardından Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde olduğu bir diğer yıldız William Carvalho için transfer teklifinde bulundu. Galatasaray'da transfer çalışmaları için Avrupa turuna çıkan sportif direktör Cenk Ergün İstanbul'a döndü. İtalya'da Mert Müldür için Sassuolo ile pazarlığa oturan ve daha sonra Portekiz'e geçen Ergün, özellikle orta sahaya planlanan isimlerle ilgili görüşmelerde bulundu. Kapsamlı bir rapor hazırlayan Cenk Ergün, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ile görüşerek bilgi verecek. İddiaya göre Galatasaray, Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer listesinde bulunan Real Betis'li William Carvalho'yu transfer listesine ekledi. Milliyet'in haberine göre Sarı Kırmızılar, Jorge Jesus'un ısrarla takımda görmek istediği 30 yaşındaki oyuncu için devreye girdi. Galatasaray'ın Real Betis'te bir yıl daha sözleşmesi bulunan William Carvalho için La Liga temsilcisine Fenerbahçe'den daha iyi bir teklif sunduğu belirtildi. Jorge Jesus'un transfer listesinde ilk sıralarda yer alan William Carvalho, geçen sezon 49 müsabakada oynama şansı yakaladı. 30 yaşındaki orta saha bu maçlarda rakip fileleri 4 kez havalandırma başarısı gösterdi. Portekizli futbolcu takım arkadaşlarına 5 de asist yaptı. Galatasaray'dan João Mário hamlesi. Benfica'ya resmi teklif yapıldı. Teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrilmiş durumda. Orta sahaya takviye yapmak için Sarı Kırmızılı ekibin Benfica'da forma giyen João Mário için resmi transfer teklifinde bulunduğu ve futbol direktörü Cenk Ergün'ün görüşmeler için Portekiz'e gittiği iddia edildi. Dursun Özbek'in başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getiren Galatasaray'da tüm gözler transfere çevrildi. Orta saha takviyesi planlayan Sarı Kırmızılı ekip için sürpriz bir isim gündeme geldi. Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk'un, özellikle orta sahada mevcut gözüken eksiklere çalışıyoruz. Türk oyuncu sayısını da her zaman hesaplamamız gerekiyor. Hem de kaliteli üst düzey yabancı oyuncuları kadromuza katmak istiyoruz. Açıklamaları doğrultusunda Galatasaray'da gündeme gelen oyuncunun João Mário olduğu öğrenildi.
Sarı Kırmızılılar 29 yaşındaki orta sahayı transfer etmek için Benfica'ya resmi transfer teklifinde bulundu. Sarı Kırmızılılar'da futbol direktörü Cenk Ergün şu an görüşmeler için Portekiz'de bulunuyor. Porto Akademisi'nden yetişen João Mário daha sonra Sporting Lisbon altyapısına transfer oldu. Başarılı futbolcu kariyeri boyunca Vitória Setúbal, Inter, West Ham United, Lokomotiv Moskova formaları giydi. Benfica geçtiğimiz sezon başında Portekizli futbolcuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna dahil etti. Galatasaray'dan santrfor transferinde sürpriz. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Okan Buruk istediği golcüyü İtalya'da buldu. Başarılı teknik adam Roma'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un alınmasını istedi. Transfer çalışmalarını yoğunlaştıran Galatasaray'ın radarına sürpriz bir isim takıldı. Hürriyet'in haberine göre Sarı Kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma'da forma giyen Özbek santrfor Eldor Shomurodov'un alınmasını istedi. İtalyan ekibinin geçen yıl 18 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı 27 yaşındaki futbolcu, 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 40 maçta görev alırken 5 gol 6 asist üretti. Sürekli oynayabileceği bir takıma transfer olmak isteyen Özbek futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro. Kadrosunda Mustafa Muhammed, Bafétimbi Gomis ve Mbaye Diagne gibi golcüler bulunan Galatasaray yönetimi aceleci davranmadan Shomurodov'u kiralık olarak kadrosuna katmayı planlıyor. Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinden transfer açıklaması. Transferle ilgili çalışmalara başlayan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun geleceği merak edilirken, yıldız futbolcunun menajeri Dr. Erkut Söğüt, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Milli futbolcuya övgü dolu sözler sarf eden Erkut Söğüt, "Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi var, bir gün en iyi takımlarda oynayacağına eminim," dedi. Tribal Futbol'a konuşan Dr. Erkut Söğüt, Kerem Aktürkoğlu'na çok ilgi olduğunu belirterek, "Türkiye 4. liginden geldi. Başakşehir'deydi ama A takımda oynama fırsatı bulamadı. Yani alt liglerde 3 yıl oynadı ve sonra Galatasaray'a geldi. Yavaş yavaş onu takıma adapte ettiler ve bu yıl Galatasaray ve Türkiye için ilk 11'de yer aldı. Türkiye liginde en çok resmi maça çıkan oyuncu oldu. Zihniyet açısından inanılmaz bir çocuk. Her zaman gelişmek ister. Onunla çalıştığım için gerçekten mutluyum," dedi. Milli futbolcunun Premier Lig'de forma giyip giyemeyeceği hakkında ise Erkut Söğüt, "Bir gün oynayacak. Bugün doğru zaman mı bilmiyorum. Ben bir futbol uzmanı değilim. Hangi ligde oynayabileceğini asla yargılayıp söylemem. Ben daha çok sözleşmeler ve marka oluşturma konusunda uzmanım. Ekibimde bu işler için uzmanlar var. Onun her geçen gün geliştiğini söyleyebilirim," sözlerini dile getirdi.